Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlağa sunuşturuşumuz. Kıynamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Türkiye'de iki cumhuriyet günümüz özgeçi tebriklendi. Bu yıl Türkiye'de yaşavatkan Şarkı Türkistan halkı iki cumhuriyet kurulgan yani 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 1944 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti gününü her hıl şekilde kızgın kütüv aldı. 11. Noyabr Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'deki yaşlar İstanbul'un Eyüp Sultan Avcılar, Zeytinburnu, Sefaköy, Mertler Katarlık rayonlardaki Adem Köp uğrullarına iki Cumhuriyet günümüz tebriklengen plakatlarını astı. Plakatlarda 12. Noyabr iki Cumhuriyet günü mübarek bolsun diyen tebrik sözleri yazılgan hem de iki Cumhuriyet'in reisleri ve rehberleri ve pişkademlerinin resimleri çürülgen. Şarkı Türkistan Sütük Buğrahan Vakfı okuğucuları Şarkı Türkistan Devlet Marşı'nı okuş, Şarkı Türkistan halkının kutluk gününü tebrikleş, galibi bizge mengü yar bolsun diyen plakatını çıkarıp iki Cumhuriyet bayramımızı tebrikledi. Nurgun şahıslar Şarkı Türkistan Müstakillik gününü hatırlap, Facebook katarlık ictimai uçur vasıtlarının baş resimine Şarkı Türkistan bayrağını çıkardı. Halkımız Xitay virüs sebeplik bir orunga yığılıp iki cumhuriyet kurulgan gününü tebrikleyelmegen bolsa mı, ama öylerinin derizlerine Şarkı Türkistan bayrağını çıkarışı arkalık kutluk gününü tebrikledi. Bir kısım Şarkı Türkistan halkı ictimai uçur vasıtlarında İki Cumhuriyet gününü tebrikleşki münasebetlik şiir, kıskı yazma ve ekliye sözlerine hem behirleşti. Şundaklı bugünkü kutluk günümüz dünyanın her kaysi ceylirdeki halkımız tarafından her hıl şekilde tebriklendi. Sekiz kıtımlık Xitay-Hindistan çigra sökpiti neticesiz boldu. Germaniya avazının 12. Noyabr'daki haberde bildirilişçe Hindistan bilen Xitay armiyeleri otursa eylip berilgan 8 kıtımlık sökbetinin önümü bolmağan. Haberde kayıt kılınışça Xitay ve Hindistan armiyesi Ladakh'nın şarkıda bazı kurgan bulup, Ladakh teği Himalaya teği bilen çigra alındıgan rayon bulup, uyanı Asiyadaki iki çoğun küç otursa'daki ilgilik hukuki macerasıga çetildiğin rayon iken. Hindistan bilen Xitay harbiy ofisserleri 11 ayının 6 günü Chigradaki Chusul kentide söhbet edip berip, rayonga münasebetlik işlerini müzakere kılgan. Söhbet jarayanında iki tarafının ameli kontrol liniyesi LAS etrafıdaki rayondan asker çekindiriş mümkinçiliği yok çıkan. Ameli kontrol liniyesi LAS Hindistan ve Xitay'nın küçü astıda şekillengen Chigra liniye iken. Bildirilişçe iki taraf komandalları söhbet dinkin birleşme bayanat ilan kılıp, İki tarafının aldın kısabdaki askerlerinin özünü tutuvaldığalıqı ve ufkuşmaslık ve hata hüküm çıkılıştın saklanışı. Chigra rayonunun tınıştıkını orta koğdaydıqalıqı hakkıda birdeklik hasılı kılgalıqını oturuğa koygan. Xitay mutakhasıslarının bildirişçe iki taraf otursuzdaki katmal haletinin boşaş alametleri körülmegen. Her iki armiya rayondaki herbi tayarlıqını kengaytış ve vaqtını uzartışkı tayar iken. Yeni Dehli Jawaharlal Nehru Üniversitesi Xitay Tadqiqat Orunun Profesörü Serikan Skondapalli Germaniya muhbiriga hazırgıcı iki armiya otursuzda elip berilgan 8 kıtımlık söhbet asker çekindiriş yoki ciddilikni pasaytalmadı. Nöbetdeki harbiy tirkişish her iki tarafga besim elip geldi. Qarag'anda Xitay iki qo'shinnin tirkişishidan paydalanıp Hindiston armiyasini acizlashtirmoqchi bo'layotdi degan. Yeni Dehli Xitay Tadqiqat Orunun başlığı Alka Acharya muhbirga her iki taraf özünün menfaatini koğdaştı çın turup yol koyuşunu halimedi. Eğer iki tarafının biri yol koysa özünün haksızlığını aşkarlap koygan buludu. Şunu iki taraf öz meydanda çın durmakta digen. Kamboja Amerika'dan vazgeçip Xitay'a mail buldu. Fransiya Akhbarat Agentliğinin 12. Noyabr'daki haberde bildirilişçe, Kamboja'nın muavin baş ministeri ve devlet müdafiye ministeri Tia Bank, Fransiya Akhbarat Agentliğinin ziyaretini kabul kılıp, Amerika meblağ salgan iki orundaki harbi eslehelerinin agahlandırılmagan ahval astıda çekiwitligeligini delilligen. Amerika'nın Kamboja'da turuşluk baş elçihanesi şu günü tenbih berip, Kamboja'nın hareketi onu ümitsizlendirgeligini bildirgen.
Bildirilishicha Kambodja doiralari bu yil 9-nji ayda Janubiy dengiz qirg'og'idagi Ream dengiz armiya bazasidagi Amerika mablag' salgan Davlatlik dengiz bexatarlik kengashi taktikalik qo'mondonlik shtabini chaqib o'tgan. Bu yil oktyabrda bo'lsa 2017-yil Amerika tomonidan remont qilingan Yunrang bazasidagi aslahalar buzib etilgan. Amerikaning Kambodjada turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi Chad Rodi Meyer Fransiya axborot agentligiga Biz Kambodja harbiy doiralarining Amerika mablag'i salgan yana bir dengiz bexatarlik aslahalarini tushuntirish bermay chiqib o'tganligidan umidsizlandiq degan. Bildirilishicha oldingi oyda Amerika taraf o'zining armiya aslahalarining Kambodja doiralari tomonidan chiqib tashlash harakati Yunrang dengiz armiya bazasining Xitoy harbiy mulki va xodimlarini o'rinlashtirishiga o'tkazib berish plani bilan munosabatlik bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Biroq Diban Kambodjaning o'zining manfaati uchun harakat qilayotganligini Amerika'ya özünün planını uxturuş məcburiyeti yoxluğunu təkidləgən. Strategilik nöqtədən elib etqanda Yunrang Dengiz Armiya Bazisi Tayland qoltuqıqı caylaşqan bulub, Canubi Dengiz'a tutuşidigən. Bu yerdiki muhim Dengiz Transport Suyeli Nurgun Dövlətlər Kəskin Talaş Tartış qılıdıqan oran ikən. Məlum buluşca, Valkoçisi gezdi ötkən ili Xitay bilən Kambodjanın Xitay hərbi paraxotlarının Dengiz Armiya Bazisini işildiş məxbi gelişim layısı doğrusda Söhbətləşkənlikini xəbər qılğan. Angliya Xitay təhdidi səbəblik çətəl məbləğini tosuş iqtidarını özsürdü. Amerika avazının bugünkü xəbərdə bildirilişçə, Angliya hükümeti Xitay və Rusiya qatırlıq düşmən güçlərinin Angliyanın məbləğini setivilişinin aldığını eliş iqtidarını özsürüşünü planladı. Xəbərdə qayıt qılınışçə, Angliya hükümeti çarşənbə günü qanun layısını elan qılğan bulub, Qanun layihasida davlat mudofiyasi, qatnash, xabarlashish va texnik qatorliq sazgur kasblarga mablag'ini salmoqchi bo'lgan shirkatlardan salmoqchi bo'lgan mablag'ni hukumatga uqtirishi talab qilindi ekan. Yangi nazorat qilib boshqarish organi 30 kun ichida tafsili tekshirib, davlat bexatarligiga xatar elib keldi deb qaralgan savdoni cheklaydigan yoki shart qo'ydi ekan. Bildirilishicha ilgari Amerika, Avstraliya va Germaniya qatorliq Angliyaning ittifoqdoshlari mushuningga o'xshash tadbirlarni yo'lib qo'ygan. Ular Xitay Pantexniki şirketi Huawei'ga o'xshash chatallik mablag' salg'uvchilarining ta'siridan ansirgan. Xitay virusi yuqumi paychek bozorining tövallishini keltirib chiqarib, xalqaroliq setivilishga bo'lgan andishini kuchaytirib o'tgan. Angliya savdo ministri Alok Sharma bu haqda bayonot e'lon qilib, Angliya yanada dunyodagi eng jalb qilish kuchiga ega mablag' silish o'rinlarining biri. Biz bu o'rinni saqlab qolishni xohlaymiz, lekin dushman kuchlarining Angliyaga kelishiga yo'l yo'q degan. Ma'lum bo'lishicha, yangi belgilamaga xiloflik qilg'uvchilarga berilgan jarimani nihoyat yuqori bo'lib, 10 million funt sterling, ya'ni 13 million 300 ming dollar jarimani qo'yilishi yoki jarimani shirkatning yer sharidagi kirimining 5% ga barobar bo'lishi kerak ekan. Angliya hukumatı Yevropa ittifoqidan chekingandan keyin ham chat el mablag'ini jalb qilish besimiga, ham davlatning strategik manfaatini qo'g'dash besimiga duch kelmoqda. Kanada baş ministri Trudeau Kanada'nın Xitay'nın besimiga baş egmeydiganlığını bildirdi. Germaniya avazının bugünkü haberde bildirilişçe Kanada baş ministri Trudeau taratqularının ziyaretini qubul qilib, Kanada Xitay'nın besimiga baş egmeydu degan. Haberde qayt qilinishçe Kanada baş ministri Trudeau 11 noyabr Xitay daim Kanada'ga besim işletsekle bizge yol qoydu deb oylaydı. Biroq bizning meydanımız onun aksiga degan. Bildirilishicha Trudeau düşen bir günü Amerika saylamada g'alaba qilgan Biden bilen telefon söhbeti qilgan. İki taraf ikki Kanadalıqnın Xitay türmesiga solanganlığı to'g'risida söhbetleşken. Trudeau Biden hükümetinin Xitay'a besim işiltip, ikki Kanada puhrasını koyup berişiga yardım qilishini ümit qildiganlığını bildirgan. Ma'lum bo'lishicha Huawei'nin qurg'uvchisi Ren Zhengfei'nin qizi ve aynı vaqtdagi Huawei'nin baş maliya amaldari Meng Wanzhou 2018 yılı 12 ayının 1-ci günü Vancouver'da ayruplan almışış jarayanında kol qilingan. Kanada saqchilari Meng Wanzhou'ni Amerika'nın talepiga binaen kol qilgan. Meng Wanzhou barlıq ayıplashlarını rad qilib kelgan edi. Bu dilo sebeple Kanada bilan Xitay o'tirsidagi diplomatik munosabati jiddiylik paydo bo'lgan. Meng Wanzhou qo'lga ilingandan keyin uzun o'tmay Xitay Kanadaning sobiq diplomati Michael Kovrik va sodigar Michael Spavorni kol qilgan. Tashqi dunyo odatda bu ikki kishining qo'lga ilinishini Meng Wanzhou delosi bilan munosabatlik deb qaragan bo'lsa-mu, biroq Xitoy buni e'tirof qilmagan.
Aqsu'daki iki lagerning o'rtasida bir jasad ko'ydirish o'rni bayqaldi. Norvegiyadagi Uyg'ur adliya arxivi ta'minlagan Google Earth Pro sun'iy hamra suratlari 2017-yildan 2019-yilgacha bo'lgan vaqt ichida tortilgan. Sun'iy hamra suratlaridan lagerlarning 2017-yilda qurilishga boshlangan bo'lsa, 2018-yildan boshlab lagerlarning yeniga g'oyat zo'r zavodlar qurilishga boshlanganligini aniq ko'rsatib turadi. Mazkur o'rinning direktori Baxtiyor Ömer Efendi muallaqdan tortilgan bu suratlar Xitoy rejimi Sharq Turkistonda qurgan atalmış ixtiyoriy tarbiyalash, kasbiy tarbiyalash markazlarining amaliyotda turma shaklida boshqarilayotgan jazo lagerlari bo'lib qolmay, Xitoyning lager siyosatining 2018-yildan boshlab majburiy amgak bilan birlashtirilganligining inkor qilg'usiz isboti deb qaraydi. Uyg'ur adliya arxivining bayqashlari xalqaradagi lagerlar haqida maxsus tadqiqot olib berayotgan nufuzli mutaxassisning kuchli diqqatini tortmoqda. Kommunizm qurbonlari fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Zenis bu bayqashlar haqida Germaniya Bild agentligining xabariga Twitterda inkos qaytirib, bu lagerning izi taxminan 72 ming kvadrat metr. Zavod rayoni nihoyat igiz tomlar bilan qo'rshalgan. Yana 27 ming kvadrat metr 2018-yildan 2019-yilgacha bo'lgan oralikda qurilgan. Buningga hamma odam erisha oladi deb yozgan. Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilgan doktor Adrian Zenis sun'iy hamra suratlariga qarata analizni mundaq o'tirg'i qo'ydi. Mening qarashimcha buning oldida bayqalgan lager va majburiy amgakka doir boshqa arxiv va materiallar hamda shohidlarning guvohliklari ham hammaga ma'lum. Apelsin rangliq forma kiygan mingdan ortiq lager mahbuslarining lager va zavod binosining oldida tizilgan bu suratlari Sharq Turkistonda davom qilayotgan majburiy amgakni ko'z bilan ko'rsataladigan intayin muhim bir paket. Doktor Adrian Zenis o'zining lager haqidagi yaqinqi tadqiqotlarida Xitoy rejimining millionlagan Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni qayta tarbiyalash deb yig'ib olganligi jazo lagerlarining kengayishiga ergishib, jazo lagerlarining majburiy amgak qilish o'rniga aylantirilganligini isbotlab ko'rsatgan edi. Uning isbotliq dokumentlari Amerika qatorliq davlatlarining va bir qism chat el korxonalarining Xitoyning Uyg'urlarni qul qilib ishlatishini to'xtatishga munosabatli qaror va tadbirlarni elishida muhim rol o'ynab kelmoqda. Uyg'ur adliya arxivining direktori Baxtiyor Apandi o'zlarining Oqsu shahri sirti qurilgan ikki lagerga oid sun'iy hamra surat va xaritalardan yana bu ikki lagerning o'rnining bir-biriga intayin yaqin bo'lganidan sirt bu lagerlarga 1 kilometr aralıqda bir zo'r ko'lamli qabristonlikni bayqaganligini o'tirg'i qo'ydi. Suratlarni selishtirganda bu qabristonlikning o'rtasiga 2017-yilda bir yangi qurilish tushganligi, noyati cho'ng bir mashina to'xtatish maydoni yasalganligi hamda o'nlagan oq rangli avtomobillarning to'xtatib qo'yilganligi aniq ko'rindikan. Xitoy doiralarining Sharq Turkistonning har qaysi joylarida lagerlarni qurgan o'xshash bir vaqtda jasad ko'ydirish o'rinlari qurilishini jiddiy olib borganligi dalillangan edi. Atalmış Şinjang taraqqiyot qurilish uchur to'rida 2017-yilda 3-joydan 2018-yilda 2-joygacha bo'lgan oralikda 9 o'rinda jasad ko'ydirish zavodlari qurilishi olib borayotganligi bu qurilishlarning oqsunimi o'z ichiga oldiganligi ko'rsatilgan edi. Xitoycha lahiylangan darvozaga Oqsu shaharlik qabristonlik deb yozilgan bu o'rin haqida bir qancha kundan buyon olib berilgan aniqlashlar davomida Xitoycha manbalardan 2003-yildan boshlab ishlatilgan bu Xitoy qabristonligining 2017-yili 10-oyining 13-kunchi kuni Oqsu shaharlik Dapni ishlari munozamat cheklik shirkati deb Vivisga osqanligi ma'lum bo'ldi. Bu shirkatning Dapni ishlari qabristonlik qurilishi, ekologiyalik bog'chalarni ekish va qurish, jasad va jasad kuli yotkash qatorliq munozamatlari bor ekan. Oqsudagi bu ikki lager, zavod va ularga yaqin joydagi yuqumli kasallik doktorxonasi hamda jasad ko'ydirish maydoni qatorliq parcha-parcha uchurlarni bir-biriga ulab mulohaza qilgan Kommunizm qurbonlari fondining tadqiqotchisi Angliyadagi Ethan Goodman keskin holda bu isbotlardan shundoq javobga erisha olamizki, bular tamoman Xitoy rejimining Uyg'urlarni odam urgini yotkash manbasi qilayotganligining isboti dedi. U so'zda mundaq dedi: Xitoyning bu o'rinlarning hammasini bir-biriga yaqin joyga o'rinlashtirishi intayin zo'r bir xatolik. Chunki bularni birlashtirganda biz uzundan beri gumon qilayotganlarimiz aydinlashadi. Bu yana Uyg'ur aktivlari deb kelayotgan Xitoy Uyg'urlarga qirg'inchilik olib beryapti degan ogohlantirishning behuda emasligining muhim bir dalili bo'laladi. Ko'p taraflik tadqiqotlarimizdan shular isbotlandiki, lagerga olib ketilganlardan yiliga 25 ming odam kechalarda chaqirib olib chiqib ketgancha yo'qolib ketmoqda. Bu lagerdagilarning 5%dan 10%igacha to'g'ri keladi. Oqsu'daki bu ikki lagerda 50 mingcha inson bor.
Mundaqça etkanda her yılı onlardan 2500 etrafıda adam tabii ve maksus organ üçün cenidin ayrılışı mümkün. Bu halda Xitay dairleri bir ceset gödürüş ornuğa çukumlu ihtiyaclık buludu. Bu naiti muhim uçur. Şunlıqlı kişini şürkendirdiğen vehimilik bir netice. Doktor Adrian Senes bu lagırlarga yakın yaydı ceset gödürüş meydanı buluşunun özüde zor endişi kozgavatkallıkını oturgu koyup mundaq dedi. Biz nurgun ispatlıq dokulat ve muşununga okşaş xariti süratler arqalıq ceza lagırlarını ve onlarga münasifetlik mecburi emgek zavutlarını ispatlap çıkan idik. Emdi köz bilen köreleydiğen bu süratlik uçurlardın yeni lagır ve yakın yaydaki ceset gödürüş uğurlarının baykalışı şunlıqlı onlarının öz ara bağlanışı hakkıdaki ispatlar bizden Xitay rejiminin Muhafizetçi gazeti Sükut Kılıç Ölge Lektor Mavzuluk mektup ilan kıldı. 9. Noyabr günü Angliyada çıkadığan Muhafizetçi gazetede Everett Hobbes imzası da Sükut Kılıç Ölge Lektor namlıq bir mektup ilan kılınan bulup, mezkur mektupta ötken əsirde Germaniya Nazis hükümetinin Yahudilerini yoktuş üçün yürgüzgen irki kırgıncılığı tarihteki en çok cinayet deb körsitilgen ve mundaq deyilgen. Bugün komünist Xitay rejimi Uyghurlarını yoktuş üçün bizden köz aldığımızda del aşındak cinayet sadır kılıvatıdı. Ama dünya bu cinayetke yeni bir kıtım sükut kılıvatıdı. Hiçkandak devlet emeli hareket kullanmayıvatıdı. Belki Xitay bilen bolgan iqtisat soğudu hemkarlıkını devamlaştırıvatıdı. Rezillikke cinayetke sükut kılış onu sadır kılıvatkan cinayetçini kollığalıqtır. Eğer şunda kılsak, bugün Uyghurlarının beşiği gelgen kün, eti yeni bir aciz halıqının beşiği gelişi mümkün. Biz Martin Niemöller'in tövendeki sözünü yeni bir anla bakaydı. Ular sosyalizmcilerini tutkulu geldi. Mən gep kılmadım. Çünkü mən sosyalizmci emesiydim. Andın ular işçiler uyuşması azalarını tutkulu geldi. Bununla mı gep kılmadım? Çünkü mən işçiler uyuşmasının azası emesiydim. Andın ular Yahudilerini tutkulu geldi. Mən yeni gep kılmadım. Çünkü mən Yahudi emesiydim. Andın ular mini tutkulu geldi. Bu çağda men üçün gep kılıdığan hiç kim kalmadı. Xitay Amerika'nı Tayvan bilen her türlü resmi uçuruşlarını toxtışqa çağırdı. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin Beijing'de ötküzülgen ahbarat elan kılış yığınıda Amerika bilen Tayvan'nın 20. noyabr günü ötküzdüğün iqtisadi diyalog yığınığa karşı işkalliklerini bildirdi. Bayanatçı Wang Wenbin Washington hükümetinin Tayvan'daki müstakilçilerge hata signal berişten yiraq duruşu ve Amerika-Xitay münasibetleri bilen Tayvan boğazının mukumluğuna ziyan selişini toxtışı gerekliğini eskertti. Wang Wenbin Xitay burundan tartıp Amerika'nın Tayvan bilen resmi münasibet ornitişiga karıştırıp geldi. Amerika'nın bir Xitay prinsipiga boysunışka Tayvan bilen her türlük resmi uçuruşlarını üzüşke Amerika-Tayvan münasibetlerinin hazırkı mevcut halini teğimi yukarı seviyeye çıkarıştın vazgeçişke ve Tayvan meselesini dikkat bilen muhakeme kılışka çağırmız dedi. Yeni bir taraftan Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Twitter'da bayanat ilan kıldı. O tuncu buluş alahidlikige iyi yığın arkalık Amerika bilen küçülük iqtisadi münasibetlerini kengaytışını halaydı galıklarını eskertip yığınğa strategilik hemkarlık üçün mısabe teşhi edip baha verdi. Beijing rejimi bir Xitay prinsipini tekitlep halkaralık cemiyette özünün Xitay'a vekillik kıldıqallıqını ilgiri sürüp gelmekte. Şunlıqlı Tayvan'nın dünyadaki devletler bilen müstakil diplomatik münasibet ornitişiga Birleşken Milletler Teşkilatı da ve başka halkaralık teşkilatlardan uğurun ilişiga karış çıkıp gelmekte. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ayetki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şunaqlı program ahırda ekran arası ki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet edemem. Selamun aleyküm ve rahmetullah.